değerli danlar, sorularınız varsa ya da bakış açılarını değineceğiniz kısa olmak üzere söyleyeceğiniz şeyler varsa tartışmak için, tartışmadan kaçmamak için demiyorum. Lütfen daha açık, sağından soldan girmeden direkt sorular sorarsak bir toplumsal büyüklerin kendisini de görmek açısından bizim için yararlı olacaktır. Siz bunu burada yapmazsanız başka yerde karşılaşırsınız. Onun yerine biz burada bu yaşam alanının içinde yer alan hem halk ilişkileri süren hem bir PR çalışması da yapan farklı kesimlerin fark etmesini, uyanmasını onda hissettiler siz insanlar da sizin çalışma alanınızın büyük önemli sorumluluklar anlamında. Burada iyi çalışma olacağını düşünüyorum. Adınız da rica edin. Adım Oğuz Kutucu hocam. Merak ettiğim noktalardan bir tanesi de okuduğum Alevilik'le ilgili bütün kaynaklarda hep farklı farklı gidiş yollarını görüyorum. Yani anladığım kadarıyla Alevilik'in kendi içinde bir çok belki hedef bütünlüğü var ama yol bütünlüğü yok. Bunun sebepleri insanların farklı coğrafyalarda yaşayıp da kendi Alevilik kültürlerini geliştirmeleri midir? Yani veya yorum yapmak istemiyorum bu konuya. Bu dediğimi lütfen silelim üstünüz. Sizin gibi bir otorite varken benim yorum yapmam gereksiz. Yani bu nedir bunun sebebi? Yani neden farklı farklı şeyler? Çünkü Alevi'yi dışarıdan okumaya çalışan, içinde yaşamayan biri olarak okuduğum kaynakların farklılaşması benim dün bildiğimin bugün pek aynı yerde olmamasına, yani aynı yorumu yapamamama sebebiyet veriyor. Özellikle Müslümanlık ile yakın uzak olması konusunda hani cennet cehennemden bahsettiniz biraz evvel. Efendim namaz kavramından namaz kılınması, kılınmaması kavramından yani bu gibi şeylerin farklılıklarını öğrenmek istiyorum. Bir de çok ince enteresan bir nokta daha var. Geçenlerde birisiyle tanıştım. Alevilikten Hristiyanlığa geçmiş. Şimdi bu kişilere bakış ne doğrultuda sizin ekolünüzde veya genel ekolde yani ekol olarak söylüyorsunuz lütfen yanlış anlamayalım nasıl adlandırılacağını bilmediğim için ekol diye konuşuyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorunuz ya da söyleyeceğiniz bir şey. Hocam soruları komple alıp cevap kısmına mı geçeceksiniz? Uzun mu olur? Bir arada bazı sorular alır çünkü içe geçen sorular olabiliyor. Ortak yanı tanış olmalı. Yani olabilir. Sorular için yeni tanıştık. En sonunda bir canlı soru sormak istiyorum. Siz buyurun. Şey, tasavvur felsefesi hediye bir saygılı. Hediye. Tasavvuf felsefesiyle yani şey nedir ilişkisi ya da hangisi daha önce doğmuştur? İskender Öztürk, ben biraz daha güncel bir soru sorayım. İskender Öztürk, evet. Biraz daha güncel bir soru sormak istiyorum. Yani 21. yüzyılda Aleviler, bu ülkede Alevilerin çok iyi tanıtılmadığını düşünüyorum. Daha geçen aylarda İzmir'de hala yine bir Alevi evi işaretlendi. Bu karşı tarafın psikolojisi nedir? Bu insanların Aleviliğe karşı olan bakış açıları nelerdir sizin gözünüzde? Ben bunu çok merak ediyorum. Osman adı güzel. Hocam sizin de söyleminizle hareketle ben şöyle düşünebilir miyiz? Alevilik bir dinden daha yaşam biçimi şeklinde düşünebilir miyiz? Yani yoksa bir din ya da mezhep gibi daha dar bir şeyle mi görebiliriz? Cengiz Yıldır. Şimdi en başta söylediğiniz girerken mesela aşk olsun, sonra taşsın eksilmesin diye başladığınız yemekle ilgili olan şeriat, tarikat, hakikat marifet dediğiniz olay ve sema bunların hepsini Mevlevilik'te de görüyoruz. Yani bu kadar iç içe geçmiş midir gerçekten ya da hani ben biraz Mevlana ile ilgili turlar falan da yapıyorum da
Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz ya da bununla ilgili biraz bahsederseniz sevinirim. Tabii. Hocam ben de bir şey sormak istiyorum. Mehmet Küçükbayram ismi. Şimdi cahilimizi mazur görün ama bu Alevilik ilk Müslümanlıkla başlamıyor mu? Ali ile başlamıyor mu? O konuda da bilgi verirseniz çok seviniriz. Hocam Mehmet abi güzel. Benim sorum da şudur. Alevilik'teki bahsettiğiniz kurgular arasında bir 3'ler, 40'lar, 7'ler var diyoruz. Bu 7'leri merak ediyorum. Bir de 12 imam. 12 imamları merak ediyorum hocam. Neden önemliler? Açıkçası çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Solgun Ramazan Hanım. Aynı şekilde demin sormuş olduğum soru Cengiz Bey'e de katılıyorum. Mevlevilik'te var diyor aynı bahse geçen şeyden. Ben aynı şekilde Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretisi ve Divan-ı Hikmet'te yer alan bahsi geçen bu hakikat tarikatların alt açılımları var. Hacı Bektaş Veli'nin Hoca Ahmet Yesevi'yle olan ilişkisi ve Alevi topluluğunda Hoca Ahmet Yesevi'yi kabul ediyor mu etmiyor mu? Başka sorularınız? Yeter misin? Kimdir? Başlangıç. Şimdi Oğuz Yalnız'ın sorusuna başlangıç konu ilgisi sormuş olacağız. Öncelikle Alevilerin ufaklılık boyutunun en önemli yeri. Aleviler müşrikli olduğu için kendi dedelerinin yani Lettler'le birbirinin müşriklerinin söylemi onlar için yasal boyutta. Yani kendi içinde kuralları erkan dediğimiz şey, yani yönetim dediğimiz şey, mürşitlere kadar taşıdı. Alevide birden fazla mürşit var, mürşit ocakları var. O mürşit ocakları bir araya da geldikleri, Hacı Bektaş bunların ana dergâh olmakla beraber, bundan bağımsız hareket eden dedeler de olabilir. Bu, tabii bu dedelerin bundan bağımsız olmasının yanında her biri başka bir söylenme ekole de sahip olabiliyor. Örneğin, bizim bu konuşmamız için de saydığımız bazı şair adlandırılır ya da edebi kişilikler görülür. Pir Sultan, Kul İlme, Hatayi, Dirani, Yemini, Nesimi gibi kişiler aynı zamanda şiir geleneğiyle müthiş bir bakış açısı yaratmışlardır. Örneğin hani bir bu kırklar mezunu sahibi, kadın erkek algısı, ıslah şehri, varoluş tasarımı, bütün bu göç algılarını hepsi kendi dillerinde yeniden yaratmışlar, söylemişler. Birinde söylenen bir şey bir diğerine uymayabiliyor. Bu tabii onu okuyanlara, onun yoluna yürütenlere de başka bir yola sevk ediyor, bakış açısına. Aynı zamanda Alevi'nin çok önemli bir farkında olan birçok inançta. O da kendini güncellemesi. Yeni dönemin diline, söylemine, felsefesine ve bilimsel vasfına hızla uyum sağlıyor. Çekilmeden bunu yapıyor. Örneğin şimdi kuantum ve varoluş tasarımına getirip dayandırdığı şey bir metre aynı olabildiği düşüncesi. Hiçbir halde buna karşı çıkmıyor. Hatta geçmiş yüzyıllarda anlatılan işte gökyüzü, astroloji tasarımına çalışmalarına bir bakıyorsunuz bu yüzyılda Aleviler dinle ilgileniyor. Ve Alevi dedelerin bazıları ya da Alevilik anlatanların bazıları hiç çekilmeden Alevi bilgeliğini bu yıldız gezegen bilgeliği söylemeye hiç şey olduğunu düşünüyor. Çünkü Alevi'ler gerçekten bir halk takvimi. Hani günlük hayata bağlı yaşamayı tercih ediyorlar. Örneğin onlar Hızır dediğiniz şey, Nevruz dediğiniz şey, Muharrem dediğiniz şey bildiğimiz halk takvimine bağlı. Hızır dediğiniz şey doğanın artık böyle çok sıkıştığı, yiyecek içeceğin gittiği azaldığı Şubat günlerine denk gelir. Şubat'ın ikinci haftasından. O ikinci haftasından başlayan şey aslında sanki kışın ortasıymış gibi algıladığınız şimdi başka bir şey var. O da şu, hem toplumun sıkışması birbirine dayanışma günleri ve o günlerde başlarlar bazı şeyleri, hızır cennetlerine, halbuki ondan önce de cennetler vardır. Sonbaharda başlayan cennetler vardır. Ama özellikle bu hızırda başlayan cennet bir özellik var. O da hızırın 40 gün sonrasında Nevruz başlar. Nevruz dediğiniz şey, 21 Mart. 21 Mart bilirsiniz ki birçok toplumda özellikle doğanın uyandığı, uyanışının oluştuğu bir gün olabilecek. Ama Alevi'de şöyle olur. Hızır günlerinden başlayarak cenneler başlar.
Cemre Kabe'ye düşer, sonra suya düşer, sonra toprağa düşer, sonra Nevruz'a patlar. Bakın doğa. Ki biz bu cemreleri doğada hissediyoruz. Meteorolojiyi izleseniz bunlar size her hafta bilgileri verirler. Böyle geçiyor. Bakın böyle bakalım. Zahiyattan bahsediyoruz. Ve sonra Hıdrellez yapılır. Hıdrellez de bu doğayı çıkar ve doğada bizzat onun kutsamasını, bizzat onun bereketinin karşılığında alındığına dair sevgi oluşturulur. Bu da Mayıs'ın 6'sına denk gelir. Aslında 6 Mayıs ve 21 Mart ve ondan önceki kış günleri ve ondan önce Kasım'da, Aralık'ta olan etkinlikler ya da günlere bakarsanız birçok toplumda bunun karşılığı var. Ama bir coğrafik değişiklik var. Şimdi siz bunu tutup Nevruz'u işte Güney Kutbu'nda da Kuzey Kutbu'nda da aynı yaparsınız ama Mısır'ı aynı yapabilirsiniz. Burada toprağın uyanması, bundan sonra toprağın bereketlenmesi, yani filizlenmesi başka zamanlara denk gelebilir. Ama evrensel bir hesap. 21 Mart'ın Ekinoks'u Alevilerin başlangıç takvimi. Yılbaşı bu. Böyle yaşanmış bu. Bu toplumda farklılıkların olmadığı günler ve farklılıkların olduğu günler var. Örneğin 21 Mart dediğimiz günde Aleviler için onu kutsallaştırıp, kuramsallaştırıp sonra günde ne oldu? Ali dedikleri ya da Şahlılardan Ali dedikleri ya da herkesin Hazreti Ali ya da işte İmam'ın vesaire dedikleri ama onlar Şahlılardan yani yaratan var eden ve her şeyden övünen Ali dedikleri kimlik. Bu Nevruz günü doğmuştur. Ve evlerini de bugün yapmıştır. Eski kutsal evliliklerin yapıldığı törenlerden haberimiz vardır. Bereket töreni. İşte Nevruz bir bereket töreni. Ve arınma töreni aynı zamanda. Aleviler için ateşin üzerinde atlamak arınmaktır. Ama o gün oluşanlar da var. O günü sadece mezarlıklarını ziyaret ederek geçinenler de var. Mezarlıklarına giderler. Bu yıl boyunca geçmiş yıl boyunca yaptıklarını bir gelecek yılda yapmak istediklerini atalarına anlatırlar. Mezarlık temizlerler, meydan açarlar, kurbanlarını yaparlar, sonra mezarlığına giderler. Konuşurlar seninle. Canının ruhunun burada olmuş yani. Bedenin üzerinden hareket etmez. Çünkü beden alevinde sırlanır, yok edilir. Can dediğimiz kavramlar. Örneğin tatlıcılardaki yorumlama. Beden yani biri bir canlar öldüğü zaman, hakka yürüdüğü zaman, ki bunu hakka yürüme derler, ikrar ister. Üç gün camları aç bırakırlar. Onun olduğu odada çerav yandırırlar, günümüzde mum yakıyorlar. Ve bağlamanın başına geçerler. Sadece alt yakmazlar. Hayata dair söylemleri olur. Ve bu toplumlarda edebi farklılık, sosyal söylem farklılığı, irade farklılığı bunlar oluşuyor. Şimdi bilecek telefonları elimizde kullanmamıza bir sürü gerekçelerimiz var. Toplumsal gerekçeler, ihtiyaçlar değişebiliyor. Evet ama temel durum nedir? Bu telefonda iletişim. Orada da temel nedir? İnsanın kendi özünden hep darda olması. Çünkü Alevi'nin meydanın temelinde özünü dara çeker. O özünü dara çekmek, işte dört darbenin dediğimiz kişiler vardır. İşte bunlar üzerine koyulur. Bu dört darbenin başına geçeni hissetmek, sahiplenmek bir Alevi için hayatın vazgeçilmezi gibi görür. Bunlar düşünmek içinde. Bunu doğal olarak yansıyor. Bir de yaşadıkları coğrafyanın etkisi. Bakın Aleviler yaşadığı coğrafyada düne kadar en çok beraber olan toplumlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler yani özellikle İran toplumundan. Sonra bunlarla bir arada olmanın da getirdiği bir etkileşim var. İnancın içine doğrudan katmıyor ama ortak yaşam alanlarını, ortak inanç unsurlarını çekilmeden de beraber yaşayabiliyor, değiştirebiliyor. Bu değişim. Alevi toplumlarının sanki yakındaki toplumun kendisiymiş algısı da yaratılıyor. Biz buna da birçok toplumda iki kural var. Birisini takip ediyoruz. Yani oymuş gibi söylemek, bir de kimma. Onu da Aleviler de söyler. Musaitler de Arap Aleviler'in kimma ise tamamen yasak saymak. Hiçbir şekilde söylememek. Ama birçok toplumda geçerli. Kimma dediğim şeyi umuyor bazı Aleviler. Örneğin bir babaya bir taş babasına boynunu alırsınız ama bazı şeyleri söylemezsiniz. Hani sır vardır, kavramlar bu da o sır dediğimiz şey de herkese söylenmez. Ehil olana söylenir. Şimdi ben biraz önce söylediğim kanlı kavramını bir alevi dışarıda bağlara bağlara bağırsa ne olur? İşte İzmir'de yaşadığımız olay temeli var. Fakat pardon, ben o İzmir'de yaşanan olayı biraz İzmir'e sabote gibi geliyor bana. Yani İzmir'in dokusuna uymuyor. İzmir'le ilgili değil zaten. Yani İzmir'i yapmaz onu. İzmir toplumunun bütünlüğüne nasıl yapmaz? Böyle bir şey olur. Yani böyle bir şey değil.
kasıtlı yapıp, yani dünyanın birçok toplumundan yüksektir. Siz de ki bunları yakından görürsünüz, yüksek bir toplum. İzmir üzerinden koyduğunuz zaman bir mahallenin, ki biraz sonra zor yaptı, hiç işleyici olduğunu söylemek mümkün. Yine bu nedenle Alevi'nin işte tutup yere bağlamak mümkün olmuyor. Mehmet Çamlı'nın güzel atölyelerini söylediği gibi, hani üçler, beşler, yediler gibi kavramlar kullanılan muharrem gibi kavramları vardır. Tekibi kavramları vardır. İslam'dan etkilenen politikler. Ama bu kavramları kendilerine dönüştürürler. Buna rağmen bir bakıyorsunuz Şii üzerinden Alevi'nin İslam'la içe geçmiş bir savaşı ya da soğuk savaşı ya da dinsel finansal mücadelesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama ülkelerinden vazgeçmiyorlar. Ama cehennemden vazgeçmiyorlar. Arınmalarından vazgeçmiyorlar. Alevi'den belki yakın dönemin Alevi'lerinden bahsediyor. Biz de ibadet yaptık derler. Ama aslında Ali'de ibadet bir tanrıya karşı ya da tanrıyı kendine taşımak olabilir. Ona karşı sorumlulukları yenik. Ama Ali'de insan kendi sorumluluklarını ve çevresindeki canlara karşı sorumluluklarını yerine getirmektir ibadet dediği şey. Bir, Cem dediği şeyde adalet duygusu gerçekleştirilir. Yani birinde husumeti olan, derdi olan, tasası olan, rızalı sorunu olanların rızalıkları gerçek. İki, bu işte edebi dilin etkisiyle bir coşka becine gelme vardır. Semah dönme, işte Tanrı'nın içinde hissetme, özünü daha getirmek, özünden biraz daha dışa doğru taşımak, eşine, dostuna, yâlelerine karşı sevgisinin coşkusunu bir anlamda miracını yaşamak var. Sonrasında ise oturup müthiş bir edebi tartışma, felsefi tartışma, siyaset tartışması yaparlar. O da muhabbet üçlü bir kısma sahiptir. Ama şimdi Alevi'den kendilerinde de böyle bir sorun var. Size de bunu yaparlar. Eğer bir cemiyete katılsanız, işte 12 hizmet dedikleri bir hizmet kategorisi var. Onlar gülbantlar var. Yani hizmetlere teşekkür ederler. Sonra semah dönerler, sonra birbirlerine selam edip derler bir yazışı. Bu ne bir daralmayla karşı karşıya. Ama bu aslında Alevilere zorlanır. Bu nasıl oluyordu? Derler ki, geceler bu yüzüren. Dede gelirdi, günlerce kalırdı. Dedeleri genelde yani başka yer gibi. Sasladığı koruyabilmek için bazı yerlerde yakınlarındadır. Önce gelir günlerce insanlar arasındaki bir sorun var mı, bir şey var mı, kim aç, kim suçlu, kim çaresiz, kim hasta, kim yoksul, onun derdi kasası konuşulur. Köyde, çevrede, o ocağın içerisinde bunlar halledilir. Giderinde düşünün, 20 yıl, 30 yıl size geldiği için sizin evinizde doğan çocuğu da, doğan hayvanı da gelir. Evinizdeki varlığı da, yoksul da gelir. Öyle bir toplumsal düzenlikten bahsediyoruz. Birebir. İç içe geçmiş yapılır. Herkes birbirine bilir. Akraba olmaktan kaynaklı değil. Yaren olmaktan, müsait olmaktan, can olmaktan kaynaklı. Ama bu toplumsal yapılar çok bulundu. Şimdi insanlar birbirine kapıdan açmayı boş ver. Birisi hakkı önüne cenaze dizileri olduğunda dahi sayfalarda, Facebook sayfalarında, Twitter, işte WhatsApp sayfalarında yedirilir. Böyle bir yabancılaşma bir şekilde bu adamın kareyler de istedim. İşte amalinden önce toplumsal sorunlar, halinden ya da bireysel hükümetleri, sonra bunu bir ibadete ya da becde gelmekle coşkuyla taşlandırdı çünkü rahatladı, arındı, kendini ifade etti. Sonra bu arınmayla beraber müthiş bir felsefe, aidiyetlik duygusuyla oturup tartışıp konuşuyor, besleniyor. Bunu nefeslerle sürekli arada geçişler yapıyor çünkü yani sözcü geleneğinde nefes insanın yetişmesi yani şiir geleneği ya da edebi gelenek insanın yetiştirilmesi için müthiş bir konulur. Her şeyi burada verirler. Tarih verirler, felsefe verirler, sanatlar verirler ve edebiyat verirler. Edebiyat insan düşüncesi için vazgeçilmez bir şeydir aslında. Psikolojisinin rahatlaması, aynı zamanda yeni şeyler edinmesi, kendini hem insan olarak hem de doğanın bir parçası olarak yeniden var etmeli bir yol. Yüzünde biz edebiyat okumadan, felsefe sanat okumadan insan insan olması ne demek? Ama neden şimdi bunu burada gerçekleştirir. Her dedeleri, eğer kendisinin bağlaması yoksa, ona bu yeteneğe sahip değilse, yanında bir zahiri vardır. Ya da onu söyleyecek birisi. O da yetmez, o hizmetleri yürütülen başka başka insanlar olabilir. Böyle bir toplum. Edebiyatı senetikler, felsefeyi. Şimdi bir arada yapıyor. Eğer dedenin dili değilse, yaşanmışsa, yorgunmuşsa, bir rehberi vardır, yolda ilgili soruları yanıt. İlgileri vardır, yolda ilgili her şeyi kafalarında tutarlar. Yani yüzlerce nefesi, yüzlerce ekolojik hepsini bilimlerle sorduğunuz her şeyi yanıtlar çalışırlar.
Böyle bir toplumsal süreklilikten bahsediyorum. Böyle olduğu farklılıklar çok doğru. Bir bakıyorsunuz tahtacılar çıkıyor, bir bakıyorsunuz Musaliler çıkıyor, Ehli Hakk'ta ayrı bir toplum, işte Tomakların, Yörükler ayrı bir toplum. Aslında bunlar hepsi ayrı bir bileşenleriymiş kendi içinde toplum. İşte kendi işlerinde çok canlı yaşıyorlar. Bir bakıyorsunuz Alevilik ve Bektaşlık gibi iki büyük ayrı, karşılığında amaçlı. Alevilik ve Bektaşlık arasındaki en büyük ayrımı söyleyeyim burada, farklılıklardan bahsettiğim için. Toplumsal olarak Aleviler günlük hayatlarını yaşarken de bunu geleneklerinde, görüneklerinde yürüdüler ama bir Bektaşi doğal olarak dışarıdan değildir muhtemelen. Yani Alevi olmayan gelenekten biri olarak gelmiştir, yola girmiştir ve orada mühim bu olarak başlamıştır. Ve bu yolun içinde yükselir sürekli olarak. Mühim, derviş, baba, Halife baba, Halife baba, Halife dedeler diye yola devam ediyor. Onlar da dediler bana. Siz bizlere bağlısınız. Bir tepki, tepki, hangâh ya da derviha ve olaydan bir olaydan geçeceksiniz. Onlar sıkılıyor. Alevi gelenekten ama günlük hayatında da doğru vardır. Müsait bir örneği modeli, orada yol kardeşliği var. Aynı anda o kişi eğer yola girmişse, muhimken derviş olmuşsa, baba olmuşsa onlar yol kardeşliği. Ama dedi öyle değil mi? Dört içimler. Sistematik böyle işliyor. Yine tabii Bektaşilik'te ölen canın aynı zamanda üzerinde sürekli taşınıyor. Şimdi bu modern dünyada bu olmuyor. Ama Bektaşilik babasının yolla ilgili bir şey uygulamaya çalıştı. Derler tepki ya da o şimdiki evlerinde. Üzerinde bir isimlerin olması gibi. Dörtkası taşı, teslim taşı. Ondan sonra kemeri. Bazı aletleri oldu ve bir gün Hakk'a yürüdüğünde örneğin baba düzeyindeyken Hakk'a yürüdüyse onlar çeyiz olarak, işte meyvelerin ilişkisinde koyabilirsiniz, çeyiz ile beraber gömülür. Çünkü yeniden baba olarak, hani o makama hızlıca erişecek şimdi gelsin ve dört kapı makamı tamamlasın. Böyle ilişkileri var. Örneğin bu farklılıklar Alevilik için aslında uçurum değil. Tamamen farklı söyle. Örneğin türküyü, yani senfonik bulduğu bir kişi söylediğim için orijinal diye bir şey var. Orijinal hızla değişebilir. Alevi'de böyle. Orijinal aramak mümkün değil Alevi'de. Çünkü yaşanan döneme göre o kullanılacak aletler, yapılar değiştirilebiliyor. Ama değişmeyen bir şey var. Bir redber, talep ilişkisi. Şimdi onu bile değiştiriyorlar. Diyorlar ki ocak olmak zorunda değil. Şimdi ocaklar bu işi yapmak istemiyor. Yani dedeler, hepsi değil mi çocuklar? Bazıları ben mühendis olmak istiyorum. Ben mimar olmak istiyorum. Ben sanat yapmak istiyorum. Yani gelenekten gelen bu bağlamayı çalma düşüncesi ona büyük bir yani klasik müzik yapmak istiyorum. Böyle olan birini hadi postu otursan yolu yürüteceksin, bu kurallara tabi olacaksın demek olmuyor. Olmayınca onun boşluğunda olacak bir toplumsal biçimlerde de birisi o sorumlu ya da işten gibi insan yöneticisiyle de diyor ki ben bunu yapacağım. Böyle bir yeni bir dünya oluşuyor. Ki yani ocakları çok katı bir toplumsal düzeneye sahipken şimdi Türkiye'de de Avrupa'da da her tarih kendi dedesine birer olması gereken şimdi öyle değil. Bir Almanya'da bir şehre gidiyorsunuz Berlin'de. 20'den fazla olacak bir hiç ilgileri olmayan bir dedenin gözetiminde, denetiminde cennet ediliyorlar. Ya da onu rehberliğinde. Yani o nedenle hani Alevilik'te bu ilişkiler böyle. Hristiyanlık ilişkilerine girince değerli canlar Alevilikler hiçbir din ilişkileri yok aslında. Bütün dinlere böyle bir kavramlar çok kırlaktır. Bu işte takip etme gereği. Dört kitap haktır derler. Dört kitabın hepsinde saygını ve bunlara saygı duyuyoruz anlamına. İç ses budur. Dış ses de dört kitap haktır. Biz bunların hepsinde kuralların yerine getiriyoruz. Böyle bir şey var mı? Mümkün mü? Dört kitap haksanın dördünün yan yana okuyacaksın. Hepsini okuyacaksın. Görüşlerini alacaksın, uygulayacaksın. Yani bir gün üstüne, bir gün üstüne, bir gün yalan yorulman bir imkan mı? Ama dört kitap haktır. Ama biz bunların içini yapmaz. Nasıl yapıyor bunu? Önemli kurulu ve yaşamın parçası den dediğimiz bir şey var. Günlük hayatta ilişki olarak yaşamış. Ama işte kuralı alınır. Ve bu kuralı almadan onu abdest olarak alır. Abdest dediğiniz şeyi den olarak alır. Yani kendini hani namazı nasıl hazırlanıyorsunuz, nasıl Hristiyanlar ibadet hazırlanır, onlar da onu alarak cene kendini hazırlıyorlar. Ve bunun yanına bir de tabii kulak abdesti. O da duvar yıkamak değil, kulaktan alınan bilginin beyin gözünüzü kendine dikilmesi. Bunu alarak, bu denle, denlenmekle böyle alınıyor. Ama şimdi siz demleyin, değişmek,
işte kendilerine eşit Alevi için yani rehberimiz ya da o işi yapan özel hizmetli sakin kimin ne kadar işlemesi gerektiğini bilir ve ona o kadardır. Der ki Hasan Hanım, Hasan canımız 2'den sonra biraz şey belki de artıyor işte şey ya uyuyor ya işte buraya ağzını dolanır falan. Bu ne yaptı ve bunu Kur'an'da içemezsin. Öbür bir anda böyle bir şey yok. Ve bunu oturup siz bir oturup içmiyorsunuz. O 8 saat, 5 saat, 6 saat içinde günlük hayat sürermiş gibi yiyecekler gelir, içecekler gelir. Arabeler bir dinlenir, bir herkes rahatlasın diye dışarı gider, içeri gelir. Ama kurallı, herkes bir aynı anda yapar her şeyi. Biri sen böyle, biri ben böyle bir içinde değil. Ve işte devamlı günleri Ömer'in ıslahı ilişkiler gibi görülür. Ama bu dönem fazla hurufi diye bir kimlik var. Hurufi'nin kurucuğu aynı zamanda önemli bir, özellikle Bektaşlı'da çok önemli şeyi var, etkisi vardır. Dil açısından, kurgu açısından, harf geleni, harfçilik geleni açısından, sayı geleneği sistemat açısından da, Evcet hesabının sistem açısından. Ve fazla hurufi ona tarif edilir, müşteriye de ona idareleri sorarlar. Bizler de hem zen yapıyoruz, İslam topraklarında yaşıyoruz. Ama dem de alıyoruz, nasıl olacak bu? Şarap içiyoruz. O da der ki, baskıyı hissediyorsanız siz diyoruz, eğer Muhammed'in dinde yasaksa bir de insanı dinleyebileceğiz. Yani böyle bir şey yok. Din algısı alemlikte sizin bildiğiniz bir kurala, bir kitaba bağlı kendi öz kurallar var çünkü. Değerler, insan değer yaratabilecek ve kendi ahlaki yapısını ki Hacı Bektaş'ın 4 kapı 40 makamını biz hala bir toplumsal üstür, metafor ya da ütopya olarak bakarız. Bunun üzerine bir yani. Sizin gördüğünüz kurallığı şekillenmiş, çünkü yetişmiş insanlardan bahsediyor. Her biri kendi başına ikrar alıp rehberlik yapabilir, yol yürütebilir, söylemi olan insanlardan bahsediyoruz. Yoksa günlük hayatımızda şeker bir yol kurallarından çıkmış, felsefesini bilmeyen, karşılıkları, gelenekleri bilmeyen, söz söyleme yetkinliğe iptal ettiğini düşünmüş insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir insan için gerçekten din sorusu yeterli olabilir. Çünkü o zaten kendince bir yol kurmuş, üsturlar kurmuş, onun iyileri, güdüleri. Yapmacıkları gerçekleşti, samimiydi, doğaya davranışı, insana davranışı, hak, hukuk, yemez ya da birileri ortadadır. Böyle geçmiş bir insan ise siz, işte İslam'a göre mi, Hristiyanlığa göre mi, ya da kendiniz bir tanrı yaratıp böyle bir şey sormanız, Aristo diyor. Şimdi Aristo hangi dinler olsa işinize gelir, ya da Sokrates, ya da Nietzsche, ya da Kant, ya da Spinoza, ne fark eder? Onun düşünceler hepimiz, her şeyi kendi başka başka dünyalara taşıyor. Ve böyle bakıyor adetleri. Bu nedenlerle neye göre ne işleriniz değil de nasıl işleriniz yani. Onu kendinize nasıl tak? Çünkü doğada üretilebilir, dönüştürülebilir, her şey için insan yaratabilir, doğadaki her şey birbirine dönüşebilir diye bakan bir düşüncede içkinin yasağı, ölümün yasağı, kadın erkek bir arada olmanın getirdiği bir hesap söz konusu. Kendini bilmiyorsan, Alevizyenlerin vazgeçilmez söylemidir. İçeri giren herkes canlıdır. Yani kadın ve erkekliği içeride bırakacaksınız. İş hayatınızı, kariyerinizi içeride bırakacaksınız. İçerideki herkese küçüğümüz de büyük, büyüğümüz de büyük. Böyle bakılır. Kimin nerede oturduğuna bakılmaz. Kimin yanında oturduğundan niyaz ettiğine bakılır. Uzaksa acaba niye uzak kaldı? Müsaitinden niye yanına değil? Biz buna hatta bu olayı da yazıyoruz. Erkek ve dişi yanına olmaz. Böyle algılanır daha çok. Böyle bir toplumsal algılanır. Yine Sultan'ın ağlan çalışmalarında yarattığım işte deniz bölgesinde yaşıyor. Bir kısmınız denizden bahsettiğini çiftliyorum. Sultan'a ben sordum onu. Ya Hristiyanlarla ilgili ne diyorsun bana dedim. Aramızda dedi bir zar kadar fark var. Ne zar? Dedi ne oldu? Sünnet oldu bakalım. Biz oluyor muyuz? Onlar da olmuyor. Bir zar kadar fark var. Genel bir fark. Bir şey değil yani. Bir şey var mı? Çünkü insan olarak bakıyor. Hangi dinden, hangi dinle bir dinin olmadığından bir yola çıktı. Bu nedenlerle bir tane, kim de buna bakıp sağlıyor. Yani diyor ki, şey olmaz. Bazı bölgelerde örneğin bu işte Kıtlar Meclisi'nde geçen bir şey var, orada şerbetlidir. Kim şerbetler, kim idemler, kim o zaman ağacından bir şey olarak bakar. Yani çeşitlilik kadar yoğun ki, coğrafyanın getirdiği dinler herkes farklı kullanıyor. Biz bunu farklılık olarak okuyoruz. Ama bu toplumsal farklılık anlamına gelmiyor. Siyaseten farklılıklar olabiliyor. Kültürel uygulamalar ya da kültürel yönetiket geçişlere bağlı farklı tanımlanıyor. Yok, toplumsal düşünme biçimini bütün bir etkilemiyor. Çünkü ana kurallar ne?
Hatırladığım Kıtlar Cemre de yok sayıyor. Bazı bölgelerde Ehli Akların Hacı Bektaş Kıtlar'ın var. Onlar başka bir günler aslında. Böyle bir sürü formülasyon olan bir toplumsal alanda ağızdan bahsediyoruz. Tek başına oluşmuş, her şeyden kuralları bir baştan geçen, hep böyle yaşamış böyle bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Bir düşünme biçiminden bahsediyoruz. Ne değişim, ne değişimden gerçekleşiyor. Tasavvuf felsefe, Alevi Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Mevcutlar. Vahdet-i Vücutçular ve Vahdet-i Mevcutçular içinde Vahdet-i Vücut algısından biraz geride tutar, Vahdet-i Mevcutlar. Doğanın yasaları işlerine bakar. Her şey birbirine dönüşüyor. Her şeyin özü bir diye bakar. Doğanın özü, insanın özü bir olsun diyor. O nedenle hatta insan gezegenin yani evrenin mikrosu olarak tanımlanır. Küçük evren. Küçük dünya. Bu dünya dönüşebilir. O dünyayı bulunduğu olabilir. Onun enerjilerini, sinerjisini taşıyabilir. Ve online dalga boyutuna geldiğinde zaten adil kutuya bakar. Yani dünyadaki evrenin bütün işleyişini hisseden, gören canlıları gayrı ayrılmadan hissetme konuna gelen şeyler, işte Alevi metaforları yaratabilir, keramet ettikleriz. Alevi'nin bir de diğer türlü tek anlı dinlerden farklı bir konu. Mucizevi toplumlar büyüktü, keramet ettik toplumlar. Kerametli insanlar belli bir karizmatik kimliğin üzerine yükleyerek onu yapabileceğine inanıyorlar. Ve bu da dinleri bir ilişki. Bu hacı dediğimiz kavramlı ilişki. Böyle bir toplumsal bir mesele. Bu nedenle hani Alevilik nedir diye burası Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Mevcutçu algı açısından örneğin yine Mevlevilerle farkında Mevleviler Vahdet-i Vücutçu'dur. Aleviler Vahdet-i Mevcutçu. Bu da kendi arasında uzun olduğunu anlatılır. İşte vardan yok yoktan var olma kavramına ya da haktan alıp toprağa vermek ya da halka vermek ama Aleviler bir yerden almazsa, kendine varsa derinler. Böyle bir farklılık da var. Evet. İzmir bölümünü bir soru yapalım isterseniz. Mevlevi ilişkisi de bu dergahlar arasında örneğin evet, Mevlana'nın uygulamaları, örneğin Bektaşi dergahı tepkilerinde Alevi geleneklerine göre gördüğünüz bu sebat dönemler cevap için yoktur. Muhabbet vardır. İşte Bektaşi'nin önemli özelliği olur. Alevilerdeki gibi müsait bir ilişki içinde değil yani. İtiraz ilişkileri farklı. Kadın erkek ilişkileri orada boyutludur çünkü Bektaşilikte kadın biraz geri konuda. Müşrik olur, özür dilerim, muhip olur, derviş olur, orada kalır. Şimdi tartışanlar vardır, neden bir kadın baba olmuyor diye. Ama Alevide gelerek öyle, Alevide kadın erkekle posta oturabiliyor. Yoluna o kavramı açıyor. Özellikle kadınların cennet mesela bir geleneklerinde çok şey önemli bu. Bir kadın kendi içlerinde cennet ürünürse yani ana ya da dede var kadınına ona daha bir saygı duyuyor. Daha bir özel gösteriyor. Ama Bektaşilik'te kadınlar bir standartta kalır. Böyle bir fark var. Mevlevi ilişkilerinde göreceğiniz bir Bektaşilik biraz uyumsuzlu çünkü Mevlevi'de de erkeğe gösterdiğinin yüksek olduğu bir sistematik hesap. Kadın Mevlevi yeni yeni bunun savaşını verenler de var. Kadınlar hatta dönüyorlar şimdi. Önce erkeklerde de Bektaşilik'te uygulamalar daha çok özellikle nefes geleneği üzerine bina edilir ve muhabbetlerde. Ve muhabbetlerin benim durumum. Alevi geleneklerinde de neden var. Ve Alevilerde işte cem çeşitleri vardır. Birbiri cemlerimiz herkesin katılabileceği, gördüğü cemlerimiz herkesin katılamayacağı. Yani ikrarlı olmak ve bir kurala uymuş olmak. Bektaşilik'te bu daha katı. Siz bir rehberiniz olup bir süre sizi beklerler, muhip olarak da alır. Yani yola girmeye hazır kişi. Sonra derviş olarak o alana girmeyen hakkı kazanınca da aşama aşama yol içinde kendinizi yetiştirirsiniz. Alevi Müslümanlık Lisesi Mehmet Küçükbayır'dan söylemiş. Şimdi Alevi Müslümanlık ilişkileri çok yoğun görünür. Ama bu dediğim ifadelerde kırıklar, müsaitlik, kadın erkek eşitliği, rıza şehri, kavramış tasarımı, okuyuş tasarımı, Alevi'nin İslamiyet'e de Hristiyanlığı sığmalıyor. Alevi'ler yaşadığı topluluklarla beraber yaşamayı severler, empati yaparlar, onların kurallarına uyanlar. Ama güçlü oldukları yerlerde kendi kurallarını gerçekleştirmek birçok. Böyle olduğu yerlerde de örneğin Müslümanlardan Alevi'ye geçen çok fazladır. Hristiyanlardan Alevi'ye geçen çok fazladır.
Örneğin Alevilerin müthiş bol yedi hak aşığı vardır. Yani onlar her zaman özledi ve cennet onların nefesleri çok okundu. Bir daha Yemen'i, bundan sonra bu isimler örneği Alevi olmadı. Osmanlı'dan Alevi'ye geçmiş isimlerdir. Fazla, yani fazla müjdeler öyle söylenir. Dört takdirinden biridir. Yani Alevi'nin dışarısı içerisinde Alevi'ye katılmış. Onu yürüten kişi var. Ha, bağlantılar nereden kuruldu İslamiyet'te? Özellikle Şia akımlarının 16. yüzyılda 1515'te, 1518'te, bundan sonraki akımlarda Alevilerin güvenlik toprağı almak için işte Antalya Tekeli bölgesinden Şahbolu'nun ve yola çıkarak gidip güvenlik toprakları olarak görülen Ermenistan'ın alt tarafı, Pazar Denizi'nin üst tarafı olan bölgelere yerleşmesine başlar. Orada Şahçı bir altında işte Şah İsmail ya da sonradan da Şah Dayı diye kimlikler örtüşmeleri söz konusu. Ama sonra da büyük ayrıntılar söz konusu. Örneğin Alevilerin ilişkileri bir bu anlamda İmam Cafer Sadık'la ilişkilendirilir. Evet, İmam Cafer Sadık buyurun diye bir buyruk var mesela. Sadık 400 sadık, yani 4 ayrı anlatım şeyin vardır, değerlidir. Ama İmam Cafer Sadık buyurun, İmam Cafer Sadık tarafından oluşmuş bir eser değil mi? Siz de onu bilmezsiniz, doğrusu İslam'ı önemser, Şiilik önemser. Ama İmam Cafer Sadık buyurun dediğiniz için 13. 14. yüzyılda değerlenmiş bir çalışma. Örneğin yani onu işte Müslümanlara karşı kendini korumak için biz de Caferiz der. Meselemiz Caferiz. Ama Alevi'de en önemli kuran şudur. Dinimiz sevgidir. İnsan sevgi üzerine kendini ifade eder. İçinde sevgi, kendi içinde hakkı yaratan bir insan hiçbir şey olmaz. Siz ister ona İslam din, ister başka bir şey, ister kurallar yerine gidiyor. Namaz kılıyor mu, ancak namaz zekat veriyor mu? Bunlar hep yan yakada olur. Tamamen yandan içe doğru baskı araçları. Bir arayın aslında yolunu alamazsınız. Ben buna şahidim. Şah dedikleri Şah İsmail değil. Şah dedikleri hakkın kendisidir. Önsüz, sonsuz. Şah-ı Merdan Ali, Şah Hüseyin. Bunlar şahlık sizinle bilinen bir kavram. Önsüz, sonsuz, krallık anlamında kullanılır. Yani divan. Bir gün bu divanlar kullanacak. Yani dünya kendini bulacak. İnsanlar olgunlaşacak ve rıza şehrini kullanacak ve ben o divanda kendimi bulacağım. Ama birini yok ederek, birini yaparak değil. Çünkü Alevi olmanın belki de bütün bu temel anlatımlardan söylemem gereken en önemli şey. Alevi'nin sistematiğinden. Alevi iyilik, iyilik içinde doğar. Kural olur. İyilik ve kötülük yok. Siz hamsınızdır. Yani yetişmemişsinizdir. İkrarla beraber o hamlık, azalık ettikçe siz İyilik, iyilik içinde, doğal kavramın içinde sınırsınız, dört kapı makamla yeni bir insan dönüşüyorsunuz. Onların ötesi yok. Fil Alevi'nin hani İslam, Kur'an vesaire gibi kavramlar içine taşır. Ama dört kapı kırk makamlar içine taşınmaz. Dört kapı kırk makamlar için hatta bunları taşıyanlar, işte Peygamber'e sahip, Peygamber'e sahip, sahip ama bu göstergedir. Gerçekte Alevi'nin içini söylemlerle, ifadelerle olgun insana dönmek, bu dünyayı iyi yaşamak ama yaşarken de rızalıkla yaşamak. Çünkü bir daha gelebilmenin koşulu rızalık alabilmektir. Bunda belki konuyu anlatmış olacağım ama hani bayan 40. günde 40 yapılır, yemek yapılır gibi bir şey var. Hani de 40'ları yaparlar ya da 20'ları. Onun amacı da o hakkı üreneceğim, öğreneceğim yeniden bu dünyaya gelmesini sağlamak. Ama bir insan, ama bir canlı, ama bir şey, ama rızalık veren. Rızalını sağlarlar ve onu büyük enerjiyle, ufka, nura dahil ederler. İnkar eder kendini, bundan geldiğini düşünürler. O bilimin nurlu bir sırrı diye bakarlar. Bu tür kavramlar var. Bunlar da tabii işin içine girmeniz, bazı kaynakları okumanızla ilişkin bir şey. Çünkü daha fazla uzatırsam sözde daha uzatmış olurum. Üçler, beşler, yediler dediğiniz kavramlar ise işte bu sayılar sistematiği ve Arçelik sistematik Alevler için önemli göster. Çünkü yolu, yedi, nefesleri bunun üzerine bina ediyorlar. Söylenlerdi. Üçler dedikleri aslında Hak Muhammed Ali diye de geçiyor. Kadın erkek ve onun yarattığı can olarak da anlamlıdır. Çocuk yani. Ve ona canan derler. İki gönül bir olunca seyran, iki gönül bir olunca aşk. Algısı bu. İki kişi olmadan olmuyor.
O zaman can dediğimiz aşk dediğim şey olur. Alevi de aşk etmek. Tanrı, ben de paspal etmek. Aynı anda bir de anlamak. Yani bu nedenle buna da canan, iki can bir araya gelir, canan olur. İkilik ancak böyle bir şey. O da tekrem olmak, tek olmak. Bir olmak. Ve Alevi'nin düsturlarında işte her şey insanın kendi dengesini sağladığı yerde bedenen, ruhsal ve bunun üzerine can kavramı çıkar ve en büyük kavram işte can. Can var canın içinde ve o da canan dediğimiz bu. Gönül yolculuğu. Gönül yolculuğunda insan kendisini yetiştirir ve tüketir. Ama bu kural, bu rehber, siz kendi başınıza alevi olmaya kalkarsanız işte bu alevi bunu kabul etmiş istatistikler. Diyor ki bir rehberin olması gerekir. Bunda gelenin bunu dönenin canı kavramı. Dönenin canı dediğimizde ölmek değil bir alevi. Siz yolun dışında kalırsınız, toplumun dışında kalırsınız. Bu bir alevi için, yol içinde olan biri için ölmek, yani seni yoksa artık varma, yoğurma, eskiyene, tatlına karışmazlar. Bir derdi tasan olursa derler ki yola gireceksin, onun bedenini gireceksin. Ancak böyle olur. Böyle bir tatlı bir sistematik eser. Sistematik sistemleri bunun üzerine oturuyor. Üçler, beşler, yediler gibi kavramlar ve bu kısak olan belli genel kavramlar. Doğanın sistematiği. İşte neden yedik onu? Dünyanın bir müşrik etrafında 7 tane onun rehberi harekesi olursa dünya düzeni olabileceği düşüncesi var. 7 figüratına kadar taşıyabilirsiniz. 7 hikmete kadar taşıyabilirsiniz. 7 kapıya, 7 oyunlara. Bir sistemde bu sistemi alevlerde kullanmamak böyle bir şey. Öyleyse insanın yapılanmasını, insan olabilmesini Müslüman, yani can olabilmeye kadar açılan yolları yürüten bir sistematiğe sahip. İzmir olayına gelince, değerli canlar, maalesef Alevi'nin bu toplumda karşılığı, özellikle Cumhuriyet'le beraber yeniden şekillen. Laikliği savunan, değerleri bunun üzerine çiğnenmeye çalışan, kendi yasasını bırakıp, Müslümanlardaki kendi yasalarını bıraktılar, Hristiyanlar da bıraktılar, çok toplum dini evrensel yasalara doğru yol aldı. Alevi'ler bu yasaların içine doğru taşıdılar, insan olma koşullarında kendi adaletini kendi içine örneğin birisinin hayvanla çoğumuza birbirine zarar vermesi, bunu bildiğimiz mahkemeye götürmek. Ama insanın kendine içsel bir olduğunda istediğini kendi işlerine yürütmeye çalıştı. Ve bu da Alevi olma bilinçleri yürüttü tabii, yürüttü, devam etti. Onların bir devlet modelleri olmadığı için, çünkü topraksız toplumlar, dördüncü topluluklar ya da dördüncü dünyanın çocukları diye geçer hatta o işte bunlar. Topraksız, mekansız insanlar. Değişebilir. Bu toprağa bağlı olmayan başka yerde Alevi yaşam canlılığına gidiyor. Yani coğrafyayı toprağa kendisine merkez olarak almaz. İnsanla merkez olarak var. Gitti her yerde mutlu olabiliyorsa dönüştürebiliriz. O Alevi olabiliriz vesaire. İşte böyle bir toplumsal yapıda özellikle Maraşlar ilk olarak bu dönemin mitini bu belgelerden sabit bir çifte Ecevit'in işte çekmecelerden bağlı çıktı. Oradaki bir sistematikle bölgedeki